Bugün sizlere sağlıklı yaşama adım atmak isteyen bir beyin sıkça duyduğu ve acaba ben nerede bulabilirim, acaba eksikliğini çekiyor muyum, acaba bu madde nedir dediği bir maddeden bahsedeceğim. Koenzim Q10. Koenzim Q10 nedir? Biz bu maddeye neden ihtiyaç duyuyoruz, nerelerde bulabiliriz? Hadi gelin Koenzim Q10'i hep beraber konuşalım. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Yaklaşık bir yıl önce açılan kanal çok kısa bir sürede 40 bin gibi bir abone ulaştı. Ve bu bizlerin tek motivasyonu diyebilirim. Hiçbir kar amacı gütmeyen kanalımıza abone olarak bizleri motive edebilir, bildirimleri açabilir ve böylece bizlerin içerik üretmedeki motivasyonu artırabilirsiniz. Lütfen abone olalım, takipte kalalım. Koenzim Q10 hücrelerimizin enerji üretiminde rol oynayan ve mitokondrilerdeki bazı enzimlerin yapısında bulunan vitamin benzeri bir maddedir. Ne vitamindir, ne besin maddesidir. Arada bir maddedir. Ama ciddi bir şekilde bizler için gereklidir ve besinlerde yaygın bir şekilde bulunur. Biz bunu besinlerden bir şekilde alabiliriz. Peki biz Koenzim Q10'i vücudumuza üretemiyor muyuz? Evet, biz Koenzim Q10'i vücudumuza doğal olarak üretebiliyoruz ve vücudumuza ciddi bir şekilde enerji transportunda, enerji geçişlerinde rol oynadığı gibi antioksidan özellik de gösteriyor. Yani bizi kanserden koruyor. Vücudumuza en sık kalp, böbrek, beyin, pankreas, karaciğer gibi organlarda Koenzim Q10'i biz üretebiliyoruz. Peki Koenzim Q10'i biz neden konuşuyoruz? Çünkü bazı hastalıkların seyrinde ve yaşa bağlı olarak Koenzim Q10 azalabilir ve bu da diğer hastalıkların riskini artırabilir. Koenzim Q10'in genellikle 4 formu vardır. En sık üretilen formu ubiquinon formudur. Bunun ciddi bir şekilde faydası yoktur. Ubiquinol formu ise daha az oranda üretilir ama ciddi bir şekilde faydalıdır. Yine diğer Koenzim Q10 formları olan hidroksi Koenzim Q10 ve süper Koenzim Q10, süper ubiquinon gibi alt türleri de vardır. Ama biz genellikle ubiquinon ve ubiquinolü konuşacağız. Peki bu ubiquinon ve ubiquinolün faydaları nelerdir? Özellikle ubiquinol başta olmak üzere ciddi bir şekilde hücrenin enerji dengesini korur. Yağ asidi metabolizmasında rol alır. Mitokondrileri doyurur. Vücudun enerji transportunda, enerji geçişlerinde ATP üretilmesi ciddi bir şekilde etkinliği vardır. Koenzim Q10 olmadan enerji olmaz. Koenzim Q10 olmadan vücudumuz adeta bir enerji yoksunluğu krizine girer. Peki organ bazında gidecek olursak, mesela kalp bazından ne gibi etkileri var? Koenzim Q10 ciddi bir şekilde kalp yetersizliğinden sizleri korur. Kalp fonksiyonlarını korur. Kalp yetersizliği riskini azaltır. Ve kalbin normal işleyişinde nabız tansiyon dengesini çok ciddi bir şekilde korur. Bir Koenzim Q10 kalp üzerinde neler neler yapıyor. Diğer bir etkinliği ise antioksidan etkinliği. Antioksidan etkinliği sayesinde bizi kronik enflamatuar hastalıklardan korur. İltihabi reaksiyonları baskılar. Kanser riskini azaltır. Evet, bunların hepsini Koenzim Q10 yapıyor. Mesela sporcularda egzersiz performansını artırır. Mesela baş ağrısı olan hastalarda migren ataklarının sıklığını azaltır. Bağışıklık sistemi dengeler. Bizim sık hasta olmamızı engeller. Bunların hepsini diyetinizde yeterince Koenzim Q10 alarak sağlayabilirsiniz. Peki Koenzim Q10 madem vücutta üretilebilen bir şey, madem ubiquinol ya da ubiquinol formunu biz vücutta üretebiliyoruz, o zaman biz neden bunun eksikliğini çekiyoruz? İsterseniz bu konuya biraz açıklık getireyim. Yaşla beraber özellikle demanslı Alzheimer'lı olan hastalarda, hareket kabiliyeti azalan hastalarda vücudun metabolik ihtiyacı ciddi bir şekilde düşeceği için Koenzim Q10 ihtiyacı da azalacaktır. Fakat Koenzim Q10 üretimi azalınca vücutta kalp gibi, böbrek gibi, dalak gibi, karaciğer, pankreas gibi organlarda ciddi bir şekilde Koenzim Q10 yetmezliği oluşacak. Bu da diğer metabolik hastalıkları ve kanser gibi hastalıkları, kronik enflamatuar hastalıkları beraberine getirecektir. Bu yüzden yaşlanmak tek başına Koenzim Q10 eksikliği yapabilir diyebiliriz. Yine Koenzim Q10'i düşüren sebeplerden bir tanesi de statinler. Biz bu ilaçları kalp damar hastalıklarında bazen kullanabiliyoruz. Ama maalesef bu ilaçlar vücudun enerji yolaklarını inhibe ettiği için Koenzim Q10 seviyemiz azalabiliyor. Yine diyabette ciddi bir şekilde Koenzim Q10 eksikliği çekebiliyoruz. Yine stres, bazı antidepresanlar, yine diğer kolesterol düşürücü ilaçlar, bazı antibiyotikler, ciddi şekilde oksijen yükün fazla olduğu bir yaşam tarzı, mesela alkol ve sigara, yine bunlar ciddi bir şekilde Koenzim Q10 seviyesini azaltabilir. Peki ben Koenzim Q10 eksikliğim var mı? Bunu nereden anlayabilirim? Toplumda en sık görülen yan etkisi halsizlik ve yorgunluk. Koenzim Q10 enerji yolaklarında kullanıldığı için mitokondrilerin ciddi bir şekilde kapasitesi azalacağı için biz bunu enerjiyi yoksunluğu olarak hissederiz ve halsiz yorgun kalırız. Ve genellikle bağışıklık sistemimiz ciddi bir şekilde etkilendiği için sık hasta oluruz. Kardiyovasküler sorunlar beraberinde gelir. Koenzim Q10 eksikliği
Tek başına hipertansiyon ve kalp yetersizliği riskini arttırabilir. Baş ağrılarımız artar çünkü koenzim Q10 eksikliği tek başına migren şikayetlerini arttırabilir. Yine koenzim Q10 ile ilişkili ama toplumda sıklığı çok bilinmeyen, bu sebep sonuç ilişkisi çok bilinmeyen bir durum depresyon. Koenzim Q10 nasıl ki vücudun enerji yolaklarını ciddi bir şekilde kısıyorsa aynı durum beyinde de meydana geliyor ve ciddi bir şekilde depresyon riskini arttırıyor. Tamam, ben koenzim Q10'un eksik olabileceğini anladım. Peki ben bunu nerelerden alabilirim? Burada en güzel koenzim Q10 kaynakları kırmızı etler, hayvansal gıdalar, yumurta. Bunlar koenzim Q10 seviyemizi yükseltir. Diğer bir kaynak ise et dışındaki hayvansal kaynaklar, sakatatlar. Sakatatlar, özellikle ciğer, ciddi bir şekilde koenzim Q10 kaynağıdır. Ciğer haricinde yürek ve böbrek ciddi bir şekilde koenzim Q10 kaynağıdır. Koenzim Q10 vücutta en sık kullanılan organlar hangisi ise, siz de hayvanda o organları yediğiniz sürece ciddi bir şekilde koenzim Q10 alabilirsiniz. Mantık basit. Koenzim Q10 neredeyse onu tüketerek siz de bu koenzim Q10'den faydalanabilirsiniz. Diğer bir hayvansal kaynaklar ise yağlı balıklar. Özellikle omega 3 videosunda bahsettiğim üzere yağlı balıklar, mesela ringa balığı, uskumru, somon gibi balıklar ve yüzeysel küçük balıklar, hamsi, istavrit gibi balıklar ciddi bir şekilde koenzim Q10 deposudur. Yani koenzim Q10'un en güzel kaynakları hayvansal kaynaklardır. Peki hocam, bitkisel kaynaklar yok mu? Ben veganım, vejetaryenim. Koenzim Q10'un bitkisel kaynakları da var. Mesela baklagiller, soya fasulyesi, mercimek, kuru fasulye, yağlı tohumlar, keten tohumu, chia tohumu, yulaf, bunlar da yine koenzim Q10 kaynağıdır. Yağlar olarak ise soya yağı ve kanola yağı koenzim Q10 kaynağı olabilse de bu yağları asla tüketmenizi önermem. Çünkü ciddi bir şekilde omega 3 dengenizi bozacaktır ve kronik enflamasyon riskini azaltmak bir yana tam tersi artıracaktır. Yani gidip bitkisel sıvı yağlardan koenzim Q10 arayışına girmeyin. Kuru yağlı tohumlar sizin için koenzim Q10 açısından ciddi bir şekilde yeterli olacaktır. Peki ben koenzim Q10'imi saymak istiyorum. Yediklerimde ne kadar aldığımı bilmek istiyorum derseniz günlük 100 ila 200 mg civarında koenzim Q10 almanızı öneririm. Bu bizler için önemli. Özellikle kalp yetersizliğinde, hipertansiyonda, kalp damar hastalıkları, ritim bozukluğu, Alzheimer, demans, mental problemler, anksiyete problemleri, bazı depresif bozukluklar, bunlar sizde varsa mutlaka diyetinizde koenzim Q10 var mı yok mu bu konuda emin olmalısınız. Eğer yeterince koenzim Q10 alamadığınızı düşünüyorsanız, bu kırmızı etleri, bu az önce saydığım kaynakları tüketemediğinizi düşünüyorsanız dışarıdan takviye formunda alabilirsiniz. Ama dediğim gibi en güzel formu diyetle alınan formudur. Eğer diyetle yeterince koenzim Q10 aldığınızı düşünüyorsanız dışarıdan almanıza gerek yoktur diyebilirim. Benim için önemli. Bir kardiyolog olarak koenzim Q10 özellikle statinler, yani o kolesterol düşürücü ilaçların vücutta bıraktığı tahribatı ciddi bir şekilde toparlıyor diyebilirim. Bu ilaçları o zaman neden kullanıyorum diye soruyor da olabilirsiniz. O çok başka bir konu. Onunla ilgili diğer videolarımızı izlemenizi öneririm. Ama statinlerin vücutta bıraktığı bazı kas hasarları, yorgunluk, hastalık gibi yan etkileri ciddi bir şekilde koenzim Q10 azaltabildiği için biz günlük pratiğimizde bu takviyelere yer verebiliyoruz. Bu videomuzda koenzim Q10'u nasıl bulabileceğinizden, faydalarından, neden koenzim Q10'a ihtiyaç duyduğumuzdan birçok konudan bahsettim. Koenzim Q10'i unutmayın. Bu doğanın enerji yollaklarının her aşamasında olan vitamin benzeri bir madde ve biz bu maddeye ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Diyetinizde koenzim Q10 var mı yok mu mutlaka emin olun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.